culturally and of course religiously, it's more than 1500 years old area, more than 1500 year old territory. Öncelikle buraya geldiğiniz için, konsolosluğumuzda bizi şereflendirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel bir soru oldu. Tarihimize bakmamız gerekirse 2000 yıl öncesine kadar dayanır. Tabii bu alt kata olarak bahsettiğim tarih. Resmi olarak 14 Ağustos 1947 yılında kurulduk. Yaklaşık 72 yıllık bir devletiz. Tarihi, kültürel ve dini olarak baktığımızda 1500 yıllık bir medeniyetiz. It is one of the only country in the world which was created in the name of Islam, in the name of Muslim religion, and the Muslims of the Indo-Pakistan subcontinent, they decided to have their own country, they decided to have their own piece of land where they can freely and independently practice their religion. So that's how the Pakistan as an Islamic Republic of Pakistan came into being on 14 August 1947. Dünyadaki birçok ülke arasında İslam ve Müslümanlık adını taşıyan ülkelerden bir tanesidir Pakistan. Alt kıta Müslümanlarının kendi ülkelerini kurma fikriyle, ihtiyacıyla ortaya çıkmıştır. Kendi dinlerini rahatça yaşayabilmek adına 14 Ağustos 1947'de kurulmuştur. Today, Pakistan is a country of more than 210 million people. We have a lot of cultural and ethnic diversity. More than 70 languages are spoken. Of course, our national language is Urdu, which is very close to Turkish. In fact, it is derived from Turkish. More than 5,000 words are common between the two languages. Our country has evolved over a period of last 7 decades, and we feel proud that our relations with the Turkey dates back not only to the formation of these two countries but also since the time of the Ottoman Empire. Pakistan bugün 210 milyon nüfusa sahip bir ülkedir. Kültürel çeşitlilik anlamında çok geniş bir ülkedir. 70 tane farklı dilin kullanıldığı bir coğrafyadan bahsediyorum. Tabii ki bizim resmi dilimiz Urduca, fakat 70 farklı dil konuşuluyor bu coğrafya içerisinde. Urduca da Türkçe'ye yakınlığıyla bilinen bir dildir aslen. Türkçe ile Urduca arasında 5000 tane ortak kelime olduğu bilinmektedir. Ülkemiz 70 yılı bu 72 yıl içerisinde Türkiye ile ilişkileri konusunda her zaman olumlu olmuştur. Fakat bizim Türkiye olan ilişkilerimiz iki ülkenin kurulmasına öncesine dayanır, Osmanlı'ya kadar gitmektedir. Peki özellikle Pakistan'da iş dünyasına da biraz geçiş yapmak istiyoruz. Pakistan'da neler üretiliyor? Hangi sektörlerde üretimler yapılıyor? If we can look at the business world in Pakistan, like how would you describe that? What would be produced in Pakistan and in which sectors? Pakistan has been traditionally strong in all those industries which are agro-based. And of course, over the period of last 7 decades, we have also developed expertise in the engineering sector. But still, a majority of our business is related with cotton, textiles, leather, which is of course derived from livestock. So it's primarily with the agricultural economy, but with a strong base in all these cash crops, and which our industrialists, of course, in particularly the textiles, leather, and related sectors, food processing, they depend on these on this strong agricultural base. However, as I mentioned before, we have now, for the last so many decades, we are now also now in the light engineering sector, especially in the surgical instruments, in the chemicals, in the auto parts sectors.
Geleneksel olarak baktığımızda Pakistan tarıma dayalı bir ekonomiyi benimsemiş bir ülkedir. Bu anlamda güçlü tarımsal aktiviteler görülmektedir. Bir miktar mühendislik de görmekteyiz. Ama çoğunluk olarak ekonomimiz neye dayanır diye sorarsanız pamuk, tekstil, deri ve genel itibariyle tarım ekonomisi diyebiliriz. Sanayicilerimiz bu bahsettiğim sektörler dışında gıda işleme, deri, tekstil ve pamuk dışında daha mühendisliğin daha ağırlıklı olduğu cerrahi ya da işte kimyasal ya da otomotiv parçaları gibi alanlarda da güçlüdürler. Evet. Bugüne kadar özellikle Türkiye ile Pakistan arasında hangi sektörlerde iş yapılıyor? Yani Pakistan'dan Türkiye'ye neler ithal ediliyor? Türkiye'den Pakistan'a ihracat kaleminde neler var? If we look at the economy till today, between Pakistan and Turkey, in which sectors we are trading? I mean, Pakistan import and export. Yes, okay. Pakistan and Turkey is imports and exports. Pakistan and Turkey are active trading partners since 1980s. Our initial cooperation, our initial trade was and still is in textiles and leather. So these two commodities still account for more than 70% of Pakistan's exports to Turkey. On the other hand, we are importing a lot of machinery, a lot of hygiene products, a lot of chemicals and some metals from Turkey. Let me give you some figures, some statistics. The trade between the two countries is around $1 billion, which is of course, as we all have been saying for the last many years now, that it is much less than the potential which the two countries have. We are aiming to double this trade volume in the next 2 to 3 years. And we hope that the cooperation, especially in the engineering sector, in the pharmaceutical and healthcare sector, and also in the services sector, would improve the trade volume between the two countries. Pakistan-Türkiye arasındaki ticaret 1980'lere dayanır. Eğer hali hazırda iki ülkenin de beraber yaptığı ticarete bakarsak tekstil ve deri ağırlıklı olduğunu görebiliriz. Pakistan'ın Türkiye'ye ihracatının bu iki alan, tekstil ve deri gibi iki alan Pakistan'ın ihracatının %70'ini oluşturmaktadır Türkiye'ye olan. Pakistan Türkiye'den de makine, hijyen ürünleri, kimyasallar ve bazı metalleri ithal etmektedir. Eğer bir takım ticari figürlere bakmak istersek, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 1 milyon doları kapsamaktadır. Fakat bu potansiyelinin oldukça altında bir rakamdır. Bizim bu 2-3 sene, önümüzdeki 2-3 sene içerisindeki amacımız bu ticaret hacmini ikiye katlamak. Özellikle de mühendislik, pharmaceutical alanda, sağlık ve hizmet sektörü gibi alanlarda açılım bekliyoruz. Özellikle dünyada konuşulan bir Trump meselesi var. Trump, yani daha doğrusu Amerika ile Pakistan arasındaki ilişkiler nasıl? Özellikle bu konuda neler söylemek istersiniz? Now we are witnessing and hearing so many talks of Trump in the world lately, recently. And how would you evaluate USA-Pakistan relations in this regard? If you look at the history of Pakistan and US engagement, in fact, Turkey was also a partner of those arrangements in the early 1950s, when the Pakistan and Turkey and Iraq formed CETO and CENTO, which in which United Kingdom and USA they were partners.
So initially it was strategic and security related alliance, which of course once Iraq left that organization, so it then in the 60s and 70s converted into regional cooperation for development between Pakistan, Iran and Turkey. Now the engagement of United States has been there in this region. In the case of Pakistan, as we all know, that since the invasion of Afghanistan by Russia in 1979, the presence of US was always there in this region, and likewise for Turkey in view of wars in Iraq and now in Syria. So the United States presence is there. Now, United States is the largest economy in the world. It is by far the largest trading partner, both for Turkey as well as for Pakistan. So the trade between Pakistan and US is important in the sense that the majority of our textile exports are meant for the US and Europe, of course, and likewise the case for Turkey also. And we find very interesting examples of collaboration and cooperation between Turkey and Pakistani exporters for their markets in Europe and US also. Like, I'll quote you one example, the raw material for